Bugün sizlerle baş dönmesi üzerine kısaca konuşmak istiyorum. Baş dönmeleri hem nörolojik, hem kulak burun boğaz, hem de kalple ilişkili problemleri olan kişilerde en sık gördüğümüz şikayetlerden biri. Bu nedenle baş dönmesi yaşayan hastalar yoğun bir şekilde stres yaşıyor. Baş dönmelerinin büyük bir kısmının kulaktan kaynaklandığı unutulmamalı. Özellikle yoğun ve gürültülü olan baş dönmeleri, yoğun başın dönmesi, yoğun bulantı kusma olan hastalarda kulaktan kaynaklanan baş dönmesi olma olasılığı daha yüksek. Beyinle ilişkili problemler daha az gürültülü olarak kendisini göstermekte. Sadece baş dönmeniz varsa lütfen korkmayın, çünkü ciddi problemlerde baş dönmesi de mutlaka diğer nörolojik bulgularda çoğunlukla eşlik eder. Bunlar çift görme, kol veya bacakta uyuşma veya güç kaybı, ayakta duramama ve yürürken sağa sola yalpalama, eşlik eden yutma veya konuşma bozukluğu gibi şikayetler eğer baş dönmesine eşlik ediyorsa o zaman nöroloji doktoruna başvurulması gerekebilir. Düşük tansiyon veya yüksek tansiyon veya kafaların bir yere çarpması, düşme sonucu kulak kemiklerinin içinde ortaya çıkabilecek ufak travmalar nedeniyle de baş dönmeleri yaşanabilir. Eğer baş dönmesi şikayetiniz sizi rahatsız ediyorsa kulak burun boğaz nöroloji veya kardiyoloji bölümlerinden birine lütfen başvurun. İlgili hekim kendisiyle ilgili bir problemi saptarsa zaten müdahale edecektir. Eğer kendisiyle ilgili bir problem saptamazsa şikayetiniz doğrultusunda sizi en doğru hekime yönlendirecektir. Baş dönmesi için birkaç hekim görmeniz gerekebilir. Önemli olan akut dönemdeki baş dönmelerinden ziyade kronik dönemdeki baş dönmeleri hastaları rahatsız eder. Çünkü insanlar bir kere baş dönmesi yaşadıktan sonra korkmaya başlarlar. Sürekli kendilerini dinlemeye başlarlar. Sürekli kendisini dinleyen herkes baş dönmesinden muzdarip olur ve bir türlü iyileşmez. Bu yüzden dengenin ve baş dönmesinin rehabilitasyonu gerekir. Rehabilitasyon için eğer 3 aydan daha uzun süren baş dönmeleriniz var ve başka hiçbir şikayetiniz yoksa baş dönmesine eşlik eden, lütfen rehabilitasyon için uygun bir hekime başvurun.